Merhaba sevgili ICT Medya TV izleyicileri. 15 günde bir olmak üzere farklı konu ve konuklarla Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri konuşup tartıştığımız, firmaları tanıdığımız Tekno Gündem programıyla sizlerleyiz. ICT Medya Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Pehlivan her zamanki gibi programımızın baş konuğu. Merhaba. Bu bölümde aslında hayatımızın yeni gerçeği ve bir yandan da artık vazgeçilmezi diyeceğimiz e-ticareti, e-ihracatı Brent Fony ile konuşacağız. Peki Brent Fony ne yapar? Brent Fony İş Geliştirme Müdürü Nicat Ahmadoğlu'dan dinleyeceğiz efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım, sonra da firmanızı. Merhabalar. Brent Fony İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadoğlu ben. İstanbul'dan katılıyorum programınıza. Öncelikle teşekkür ederim programda ağırladığınız için. Sorularınızı memnuniyetle cevaplamak isterim. Teşekkür ederiz. Brent Fony çalışmaları nelerdir? Öncelikle firmayı tanıyalım istiyoruz biz açıkçası. İzleyicilerimizin Brent Fony deyince aklında ne canlanması gerekiyor? Biraz bahsederseniz. Tabii ki. Özetlemek gerekirse Brent Fony bir pazar yeridir. Brent Fony Türkçe ve TL bazında özellikle CIS bölgesine odaklanan bir pazar yeri projemiz. Bizim Azerbaycan tarafındaki çalışmalarını başlattık, müşteriye artık ulaşıyor. Ancak Brent Fony'nin hedef pazarı Azerbaycan'dan ziyade CIS bölgesi. Dolayısıyla burada Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan olmakla 8 ülke 300 milyon popülasyonun yer aldığı bir bölgeye hitap eden şu aşamada 2023'e kadar Türkiye satıcılarını, Türk satıcılarını odaklanan 2023 ile 25 arasında ise Amerika, Çin ve Avrupa satıcılarını da o bölgeye ulaştıracak bir pazar yeri projesidir. Nicat Bey merhaba tekrar. Sizi diğer e-ticaret pazar yerlerinden farklı kılan nedir? Eğer Türkiye'deki e-ticaret pazar yerlerinden farklı kastediyorsak bizi en farklı kılan nokta burada. Birinci anlamda Türkçe ve TL bazında yurt dışı odaklı satış yapıyor olmamız. İkinci bakış açısında ise CIS bölgesine odaklanıyor olmamız ki CIS bölgesi benim tabirimle e-ticaretin cehennemi dediğim bir bölge. Dolayısıyla e-ticaret açısından Brent Fony gibi bir altyapının olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi en farklı kılan bu iki nokta olabilir diye düşünüyorum. Orası neden öyle tehlikeli bir yer o bölge? Tehlike açısından değil aslında. Yani e-ticaretin cehennemi dememin amacı e-ticaret açısından bir altyapının olmaması. Yani şöyle özetleyebilirim ben size. Türkiye'deki bir satıcı Afrika'daki lokasyon olmayan bir noktaya ürün taşıyabilirken CIS bölgesine çok rahat bir şekilde Afrika'da yaptığı şekilde en azından satış yapamıyor diyebilirim şu anda. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak e-ticaretin cehennemi diyorum. Anladım. O ülkeler arasında şimdi 8 tane ülke var bildiğim kadarıyla. Türk Cumhuriyetleri, Rusya, ondan sonra Gürcistan, Ukrayna o bölgeler. Afganistan falan da var mı bu sizin şeyde hizmet verdiğiniz bölgelerde? Hayır, şöyle sayayım ben isterseniz. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya. Anladım. Şunu sormak istiyorum ben Nicat Bey. Aslında pandemi öyle veya böyle bu e-ticaret meselesini biraz kendine mecbur kılan bir süreç oldu. Hali hazırda çok geniş bir coğrafyaya zaten hizmet veriyorsunuz. Bu cehennem olarak bahsettiğiniz bölge için de kastedecek olursak pandemi bir imkan sağladı mı Brent Fony'ye? Kesinlikle. Brent Fony'nin öncesinden ben başlamak isterim. Biz bu işe nasıl başladık? Ki oradan aslında sorunuzu yanıtlıyor olacağım ben. Şöyle söyleyeyim, biz Brent Fony gibi bir pazar yerini kurmadan önce tabii ki e-ticaretin cehennemi dediğimiz bölge bu tabirin de altında doldurmak adına ne e-ticaret odaklı uluslararası perakende taşımacılığın, ne lokaldeki dağıtım ağlarının, ne de gümrük açısından bir buradaki aracı hizmetleri verecek şirketlerin bulunmadığı, onun dışında e-ticaret odaklı müşteri hizmetlerinin, ki bundan müşteri hizmetlerinden kastım sadece call center değil, iade süreçleri ve benzeri süreçleri de buraya dahil ediyorum ben. Bütün bu modellerin olmadığı, aslında altyapısının olmadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Star Group bünyesinde e-ticaret odaklı altının üzerinde, marka altında bu yatırımları başlattık. Burada bizim amacımız şundan ibaretti. Bundan sonraki süreçte Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan, Türkiye'den BDT bölgesine, bahsettiğim bu 8 ülkenin yer aldığı bölgeye
e-ticaret satışı yapmak isteyen herhangi bir marka A'dan Z'ye bizim altyapıyı kullanarak bu satışları yapabilsin. Yani bizim şu anda Star Group bünyesinde bulunan iştirak şirketlerimizden bir tanesi uluslararası taşımacılığı yaparken o bölge odaklı. Bir tanesi lokaldeki dağıtım ağı. Onun dışında buradaki gümrük tarafındaki gümrük işlemlerini ve onun dışında da teknoloji çözümlerimizi üreten firmalarımız söz konusu. Dolayısıyla baktığınız zaman ciddi anlamda bir yatırımın bizim tarafımızda bulunduğu bir süreçten söz ediyorum. 2018 itibariyle biz bu yatırımları yapmaya başladık ve bu yatırımları yaparken de bir aracı model kurguladık. Yani nedir? Azerbaycan müşterisi Brandfony gibi bir e-ticaret platformu olmadan Türkiye'den, Amerika'dan, Çin'den, Avrupa'dan sipariş verebilsin. Bunu da yapmakta amacımız şundan ibaretti. Biz hem Brandfony gibi büyük bir projeyi gerçekleştirmeden önce kurduğumuz altyapıyı kontrollü bir şekilde geliştirmek ve onun dışında bir de müşterimizi tanımak, müşterimizin ne istediğini net bir şekilde ölçümleyebiliyor olmak. Dolayısıyla o süreçte biz aracı yapı dediğimiz bir yapıyı kurguladık. Ve bu aracı yapıyla birlikte biz 2019'da bizim müşterimiz, sadece Türkiye'deki rakamı ben sizinle paylaşacağım. Müşterimiz bu aracı yapı üzerinden Türkiye'deki e-ticaret platformlarından 70 milyon TL'lik bir alışveriş yaptı. Aracı yapının da çalışma mantığı şöyle. Müşteri Türkiye'deki herhangi bir platformdan ürününü seçip bizim aracı yapıya bu ürünü gönderip bu ürünü bana temin et şeklinde bir istekte bulunuyor. Akabinde ise şirketimiz bu ürünü temin edip müşterisine teslimatını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu süreçte biz aslında 2019'da müşteriden Türkiye üzerindeki satıcılarda 70 milyon TL'lik bir hacim oluşturmayı başardık. Şimdi pandemi tarafına geçince ise 2020'de pandeminin de burada tabii ki etkisi var. Buradaki rakamları ciddi anlamda artırdı. Yani nedir? 2020'deki rakama baktığımız zaman bizim müşterimiz Türkiye'deki e-ticaret platformlarından yaptığı hacim 140 milyon TL hacmine ulaşmış oldu. Dolayısıyla %100'lük bir büyüme gerçekleşmiş oldu burada. Tabii ki pazara da bakmak lazım. Sadece bizim şirket üzerinde değil, bizim şu anda aracı hizmet veren firmamız pazar lideri. Ve 100'ün üzerinde firma var bu benzer hizmeti, son yıllarda arttı bu, vermeye başlayan. Dolayısıyla burada Azerbaycan müşterisi 2019'da bir 500-600 milyon TL civarında Türkiye'deki ticaret platformlarından aracı yapılarla birlikte bir alışveriş gerçekleştirdiler. 2020'ye geldiğimiz süreçte 1 milyar TL'ye yaklaştı bu rakam. Ki 2021'de bu hiç azalmadı. Pandeminin yavaş yavaş bitişiyle birlikte azalacağını tahmin etti bazı bu noktada fikir beyan eden kurumlar. Ancak buradaki rakamın biz 2021'de 1,5 milyara doğru gittiğini gözlemliyoruz şu anda. Bu rakamlar sadece Azerbaycan için verdiniz değil mi? Yani tabii bu rakamlar sadece Azerbaycan için ve Türkiye'den yapılan alışverişler için verdim. Bunun yani Çin, Amerika tarafını ben rakamlara karıştırmadım. Evet. %20 civarında bir pazar payınız var anladığım kadarıyla orada aracı firma olarak. Yaklaştığını söyleyeyim. Aslında normal klasik e-ticaret firmalarından biraz daha farklı bir iş yapıyor Brandfony anladığım kadarıyla. Burada yanlış anlaşılma olmasını istemem. Brandfony'nin iş modeli bahsettiğim iş modeli değil aslında. Tabii. Bahsettiğim aracı hizmet Brandfony'den önceki dönemde aktif R&D sürecinde kullandığımız bir sistemdi. Okey. Şimdi bu bölgelerde şimdi eski Sovyetler Birliği ülkeleri aslında baktığında oraya TL bazlı ihracat yapılıyor. Ve bu arada sitenizde kaç dil var? Türkçe var. Şu anda sadece siteyi Azerbaycan tarafına biz aktif bir şekilde açtık. Dolayısıyla şu anda sadece Türkçe sitede aktif. Altyapıda İngilizce ve Türkçe'de çalışmaları arkadaşlar yapıyorlar. Şu anda IT tarafı da yoğun bir şekilde bunun üzerinde çalışıyor. Ancak ilerleyen sürede, çok kısa sürede 2022'nin ilk iki çeyreğinde biz İngilizce ve Rusça'yı da devreye alacağız. Çünkü Ukrayna ve Kazakistan gibi bir gündemimiz var bizim 2022'nin ilk iki çeyreğinde. İzninle ben bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Nijat Bey, sakıncası yoksa eğer, gizli değilse, 2020 yılında Brandfony'nin tüm bu operasyonlarının cirosu nedir? Şimdi Brandfony 2021 yılında canlıya alındı Azerbaycan'da. Evet. Ve Eylül'de 360 derece pazarlama çalışmaları başladı. Dolayısıyla şu aşamada ben orada hacim paylaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir yılını tamamlamasında fayda var bu hacmi sizinle paylaşmak için. Bir yıl sonra tekrar bağlanırız Nijat Bey size. Yok, bir yıl olmasına gerek yok. Zaten 6 ayımızı geride bıraktık.
2022 başında tekrar görüşüyor oluruz bu konuyu. Vallahi harika olur. Ben şunu sormak istiyorum, IT demişken hazır. Aslında çok ciddi de bir veri bahsediyoruz, konuşuyoruz burada. Bu kısımdaki çalışmaları nasıl yürütüyoruz? Bir müşteri sizinle çalışacakken, sizden bir sipariş verecekken kendini nasıl güvenceye alıyor? O süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki bu aracı modelde zaten aracı model dediğim gibi bir e-ticaret aracısı, hem lojistik firması aslında köken olarak baktığınız zaman, hem de e-ticaret tarafında müşterinin yapamadığı e-ticaret alışverişini müşteriymiş gibi müşterinin yerine onun için yapan bir modelden bahsediyorduk. Bunu biraz daha işin kenarında bırakarak Brandfony tarafından bahsetmek isterim. Şimdi Brandfony tarafında süreç tamamen günümüz e-ticaret standartlarına uygun ilerliyor. Yani nedir? Müşteri aracı modelden farklı olarak direkt olarak Brandfony.com.tr'ye giriş yaparak oradan ürünleri inceleyebiliyor ki şu anda 150 binin üzerinde bir ürün listelemesi söz konusu bizim tarafımızda, sadece Türkiye'deki satıcılar özelinde. Bu ürünleri inceledikten sonra müşteri bunu sepetine ekleyip alışverişini güvenli bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Burada Türkiye'deki platformlarda da olduğu gibi lokal kartlarını kullanabiliyorlar. Güvenlik açısından da herhangi bir sorun yok ki IT ekibinde özellikle bununla ilgili hassas bir süreç söz konusu. Gerektiği zaman içeriye çok fazla müşteri almamak için pazarlamayı bile aslında ikinci plana atıp müşterinin, var olan müşterinin güvenliğini her zaman önceliyoruz biz. Bunun dışında Brandfony'da tabii ki bizim amacımız bahsettiğim bu 1 milyar geçtiğimiz sene gerçekleşen, ki 2021'de 1,5 milyara doğru giden bir hacim söz konusu. Burada 500 bin civarında aktif, toplamda ise 2 milyon civarında e-ticaret müşterisinin olduğunu biz gözlemliyoruz. Dolayısıyla bizim en yakın hedefimiz Brandfony.com.tr'ye bu müşteriyi çekiyor olmak. Bunun için de müşteriye ilerleyen sorularda bunu özetleriz. Müşteriye ciddi anlamda avantajlar tanıyoruz. Dolayısıyla bu müşterinin güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bazı noktalarda satış rakamlarını da aslında ikinci plana atabiliyoruz. Anladım. Bir de Türk lirası satış yapıyorsunuz o ülkelere. Kur riskini sizin firma üstleniyor anladığım kadarıyla. Pazar yeri modelinin gerektirdiği şekilde komisyon bazlı biz ilerliyoruz. Burada ekstradan herhangi bir maliyet de satıcıya yansıtmıyoruz. Hatta şöyle özetleyebilirim. Türkiye'deki pazar yerlerinde yapılan operasyondan daha kolay aslında satıcı için, marka için, ve daha az maliyetli diyebilirim. Çok güzel. Aslında Türk firmaları için, üreticiler için çok ideal bir pazar ve fokus bir pazara, özel bir pazara fokuslanıyorsunuz. Niş bir iş yapıyorsunuz baktığımızda. Kolay bir şey değil ama Türk firmalar arasından, üretici firmalar arasından da sizin burası büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Doğru, kesinlikle. Özellikle de başta söylediğim gibi şu anda Türkiye'deki satıcıların majör anlamda o bölgeye başka bir altyapıyla ulaşmak gibi, o bölgedeki müşteriye başka bir altyapıyla ulaşmak gibi bir imkanı yok. Biz incelediğimiz zaman, baktığımız zaman şunun farkına vardık, özellikle 2018 döneminde. 2030'lara kadar da bu zorluklar aşamalı bir şekilde yaşanacak. Dolayısıyla orada 2030'a kadar bizim en azından öngörümüz, Türkiye'deki ve Avrupa'daki e-ticaret standartlarının kolay kolay yakalanamayacağı şeklinde. Dolayısıyla biz bunu 2030'a kalmadan 2023'e kadar ve 25'e kadar aşamalı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Peki orada uluslararası rakipler var mı? Sizin tarz iş yapan Çinli firmalar ya da Avrupa'da? Çinli firmadan kastınızı anladım. Büyük bir e-ticaret pazar yerinden bahsediyorsunuz siz. Şimdi şöyle söyleyeyim, demin de bahsettiğim gibi o bölgedeki en büyük sorun 4 tane biz araştırmamızı yaparken tespit ettiğimiz: uluslararası perakende taşımacılık, lokal dağıtım ağı, gümrük tarafı ve müşteri hizmetleri. Bu 4 noktaya baktığınız zaman zaten e-ticaretin genelini, yani temelini teşkil eden bu 4 nokta. Dolayısıyla bahsettiğiniz Çinli firma farklı pazarlara odaklanmış olduğu için bu pazara bir yatırım yapmıyorlar. Dolayısıyla öyle bir gündemleri de söz konusu değil yakın gelecekte. O pazarda pazarın organik gelişmesi sonucu bir böyle bir dinamiğin çıkmasını bekliyorlar. Dolayısıyla onların şu anda odak pazarı değil. Ve baktığınız zaman ürün gönderim süreleri, ürün fiyatları,
Orada müşterinin yaşadığı zorluklar günümüz e-ticaret standartlarının çok dışında. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki bir markadan 5 dolara bir ürün alırken, dolar bazında değerlendireceğim çünkü kargo fiyatı da vereceğim. O bölgede 15-20 dolarlarda kargo fiyatları çıkartabiliyorlar bu bahsettiğiniz global yabancı pazar yerleri. Dolayısıyla orada yakın zamanda başarılı bir iş ortaya koymaları çok mümkün görünmüyor. Yani sizin o zaman navlun bedelleri, kargo bedelleri daha uygun. Buradan bunu çıkarabiliriz. Ona kapsamlı bir cevap vermem eğer sizin için evet. Uygunsa ben bunu bir kapsamlı bir şekilde cevaplandırmak isterim. Şimdi aracı modellerden bahsettim. Aracı modelleri müşterinin seçmesinin nedeni aslında şu anda hiçbir şekilde yapamadığı bir alışverişi yapılabilir hale getirmesi. Yani çok doğru bir ya da müşterinin tercih ettiği güzel bir model olduğu için değil, başka alternatif olmadığı için değil. Ancak Brandfone ile birlikte biz buradaki bütün pazarı aslında sil baştan oluşturuyoruz. Yani nedir? Aracı modelde müşteri ortalama 100 TL sepet tutarında olan bir ürün için Türkiye'den 80 ila 50 TL arasında bir kargo bedeli üstlenmiş şu ana kadar. Bahsettiğim bu 1 milyar hacimlerin içinde. Onun dışında buradaki gönderim süreleri ortalama 10 günleri bazen daha fazlasını bulmuş ki biz tespit ettiğimiz zaman orada bir müşterilerin kendi aralarında kullandığı bir dil vardı. Mevsimler değişiyor ürünleri alana kadar biz. Ki reklam kampanyasında biz bunu kullandık. Alışverişin yeni mevsimi diye bir sloganla çıkış yaptık Brandfone'de. Dolayısıyla bizim burada hedefimiz şu kargo tarafında, lojistik tarafında. Türkiye dahilindeki kargo fiyatları ve kargo süreleriyle bu bölgedeki müşteriye bu süreci oluşturuyor olmak, bu imkanı tanıyor olmak. Yani nedir? Azerbaycan müşterisi şu anda halihazırda aktif bir şekilde Brandfone'den alışveriş yaptığı zaman depoya giren ürünü ortalama 3 gün içinde teslim alıyor. Bakü'de veya Gence'de veya Mingeçevir'de. Onun dışında burada altyapı bize ait olduğu için kargo rakamları gerçek anlamda Türkiye dahilindeki fiyatlara yakın. Yani şöyle söyleyeyim, müşteri ortalama bir tişört aldığı zaman eskiden 60-70 TL gibi bir kargo rakamı öderken şu anda Brandfone ile birlikte 10-11 TL gibi bir kargo rakamı ödüyor. Bunun üstüne biz bir de Brandfone'de özellikle ilerleyen sürede çok aktif bir şekilde kullanacağız ki şu anda hali hazırda da aktif. Kargo bedava kampanyaları ve kargo indirimleri yapıyoruz. Yani müşteri şu anda sitede var olan ürünlerin %70'inde bir aylık bir dönemde kargo bedava kampanyası ilan etmiştik. Herhangi bir şekilde kargo ücreti ödemeden ürünün fiyatı neyse Türkiye'deki fiyatlarla o ürünü alıp o bölgede teslimatını gerçekleştiriyoruz. Ürün fiyatından bahsetmişken ben şunu merak ediyorum. Minimum şu kadar alışveriş tutarı gibi bir şey siz tarafından mı belirleniyor yoksa bünyenize yer alan firmalar tarafından verilen bir karar mı? Minimum alışveriş tutarı gibi bir rakam söz konusu değil. Aynı Türkiye'deki süreçlerde olduğu gibi. Eğer bir baremden bahsedecek olursak burada maksimum alışveriş tutarı gibi bir rakam söz konusu olabilir dolayı yolla. O da nedir? Gümrük muafiyetinden dolayı 300 dolarlık bir limit söz konusu Azerbaycan üzerinde. Dolayısıyla müşteri 30 gün içerisinde, bir ay içerisinde yani bu 300 dolarlık muafiyetin üzerine çıktığı zaman gümrük vergisi üstlenmek zorunda. Bu hatırlarsanız eskiden Türkiye'de evet. 22-23 eurolarda ya da 30 eurolarda bir rakamlar söz konusuydu ki sıfırlandı. O hali hazırda Azerbaycan'da 300 dolar olarak var. Evet, ben şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de tedarikçi sayınız ne kadardır? Şimdi biz bu tedarikçi konusunda özellikle Brandfone Türkiye'de kurulmuş bir şirket, yönetimi de Türkiye'den yapılan bir şirket. Dolayısıyla tedarikçi konusunda biz şu şekilde ilerliyoruz. Türkiye'de bir kategori ekibi oluşturduk. Biz bu noktada bu ekibi oluşturmadan önce de tedarikçilerimizle çok sık temas halindeydik. Ancak daha sonrasında buradaki süreçleri daha tedarikçinin de alışkın olduğu şartlar altında yürütmek için bir kategori ekibi oluşturduk. Bu ekipler Türkiye'de de hepimizin bildiği çok büyük pazar yerlerinden bünyemize kattığımız, transfer ettiğimiz arkadaşlar. Dolayısıyla tedarikçilere biz hali hazırda ulaşmakta herhangi bir zorluk çekmiyoruz. Ki özetlemek gerekirse son 2 senede biz 4000'in üzerinde Türkiye'de tedarikçiyle görüştük. Burada AVM'de hepimizin gördüğü, bildiği markalardan tutun da e-ticaret devi olan, sadece e-ticarette satış yapan markalar da var. Şu anda 250'nin üzerinde markayla biz sözleşmemizi imzaladık. Aktif bir şekilde çalışmamızı başlattık.
Burada özellikle markaları biz içeriye alırken herhangi bir referans oluştursun veya içeride doluluk yapsın açısından marka veya ürün almıyoruz içeriye. Biz şunu yapıyoruz, elimizde müşterinin bir verisi var. İlk 100, ilk 200, ilk 500 marka gibi bir liste söz konusu bizim elimizde. Ki bahsettiğim 140 milyon TL'de müşterinin yaptığı alışverişlerden bir veri oluşmuş elimizde. Bu verileri kullanarak müşterinin hali hazırda yaptığı alışverişlerden yola çıkarak istediği ürünleri ve markaları ona sunuyoruz. Dolayısıyla ilerleyen sürede hedefimiz aslında yıl sonuna doğru 350 civarında satıcıyı içeriye almak. Marka bazında ise 1000'in üzerine çıkmak. Şu anda 250 satıcı, 650'nin üzerinde de marka söz konusu bizim tarafımızda. Ben şeyi sormak istiyorum. İşleyişi sormak istiyorum. Şöyle. Şimdi Brandfone bir platform. Dijital bir platform. Diğer firmalar gibi e-ticaret, e-ihracatın yapıldığı, siparişlerin verildiği. Şimdi mesela bu Azerbaycan'da Bakü'den Basra Tuş'a işte ayakkabı aldı. Sizin ekranlarınıza düşüyor. Sizin ekranlardan tedarikçinizin ekranına düşüyor. Her şey dijital mi? Aslında onu öğrenmek istiyorum. Süreçler. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Burada tedarikçilere biz iki yöntemle özellikle teknik olarak teknik tarafına baktığın zaman içeriye ürünlerini listeleme fırsatı veriyoruz. Bir, XML dediğimiz bir yöntem söz konusu. Bir de API dediğimiz yöntem söz konusu. XML tarafında manuelin daha fazla işin içinde yer aldığı bir süreç var. Bu da nedir? Yani müşteri manuelden kastım tek ekrandan yönetilmeme, birkaç ekran üzerinden bu süreci yönetmeden bahsediyorum. Biz XML ile içeriye aldığımız markalara Brandfolio'nun bir panelini veriyoruz ve o panel üzerinden süreci yürütüyorlar. Ama API ile içeriye aldığımız markalar, ki bu aslında markanın kendisinin depo ve süreç altyapısına bağlı olarak ilerliyor. E-ticaret süreçlerini nasıl yönettiğine bağlı olarak değişebiliyor. API ile içeriye aldığımız, API bağlantısıyla içeriye aldığımız markalar Türkiye'deki bütün pazar yerlerini tek ekran üzerinden yönetiyorlar. Dolayısıyla Brandfone siparişleri de Türkiye'deki X bir pazar yeri siparişinin düştüğü ekrana düştüğü için full otomatik bir sistem söz konusu. Çok güzel. Ben mesela üreticim Türkiye'de. Size nasıl üye olabileceğim tedarikçi olarak? Evet, ben de onu merak ettim az önce. Yani evet, dediğiniz gibi AVM markaları için süreç muhakkak daha iyi ilerliyordur ama ben butik bir mağazayım ve işte bir aylık bir geçmişim var Ve örneğin. Azerbaycan pazarına girmek istiyorum. Nasıl size ulaşmam lazım? Süreç nasıl ilerliyor noktada? İzleyicimiz varsa eğer buradan öğrenmiş olsun. Tabii ki. Öncelikle bahsettiğim gibi biz müşterinin halihazırda alışveriş yapıyor olduğu aktif bir şekilde satıcılara öncelik tanımaya çalışıyoruz, üstünlük vermeye çalışıyoruz. Çünkü onların altyapıları da bu noktada oturmuş durumda. Ancak bu başka satıcıları içeriye almıyoruz anlamına gelmiyor ki çalıştığımız çok farklı Türkiye'de e-ticaret yapmayan firmalar dahil var. Bizimle birlikte bu serüvene girdiler. E-ihracat yapmak istediklerini belirttiler. Burada öncelikle bizim kategori ekibine ulaşıyorlar ki Brandfoni.com.tr tarafında zaten Brandfoni yazdıkları zaman Google'da bizim ofisimizin bilgileri hepsi mevcut. Buradan numaralardan arayıp ulaşabiliyorlar. Onun dışında vendor@brandfoni.com.tr adresine yazabiliyorlar. Veya tedarikçiler LinkedIn'i çok fazla kullanıyorlar, bir iş platformu. Oradan bizim ekibe çok sık sık benim kendime ulaşıyorlar ve dolayısıyla biz burada satıcı olmak istiyoruz. İşte şu şekilde nevresim takımı üretiyoruz. Nasıl bu bölgeye satış yapabiliriz şeklinde isteklerde bulunuyorlar. Çok hızlı bir şekilde kim olmasından, markasından asıl olmayarak biz kendileriyle hemen bir görüşme organize ediyoruz. Ekibimizle birlikte katılıyoruz. Brandfoni'yi anlatıyoruz. Süreçleri anlatıyoruz. Altyapıyı anlatıyoruz. Eğer sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceksek hızlı bir şekilde de kendilerini içeriye alıp satış yapmalarını sağlıyoruz. Harika bir şeyden bahsediyorsunuz. Hem tedarikçiye hem müşteriye kapı komşusu gibi bir durumunuz söz konusu. Yani şehir içinde dahi verdiğimiz bir siparişin ay sonuna gelmediği durumlarla karşılaştığımız için. Yani bahsettiğiniz şey aslında çok ütopik. Bildiğimiz kadarıyla az önce bahsettiğiniz reklamlarda, programın içinde de reklamı kullanalım muhakkak. Bir kampanya başlattığınızı biliyoruz. Azerbaycan tarafında bu nasıl karşılandı? Biraz o kısımdan bahsedebilir miyiz? Azerbaycan tarafında tabii ki bu Brandfoni biraz şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü burada var olan dediğim gibi bir yüzün üzerinde aracılık yapan firma var ve bu sürecin böyle gideceğini herkes düşünüyordu. Bir e-ticaret pazar yeri platformunun gelip Türkiye'deki kargo süreleri ve fiyatlarıyla kargo vereceği,
Azerbaycan müşterisine böyle bir imkan tanıyacağı, onun dışında Türkiye'deki fiyatları birebir olarak yansıtacağı, üstüne herhangi bir çarpanla ürün satmayacağı, böyle bir dünya onların kafasında yoktu. Böyle bir beklenti de yoktu, düşünmüyorlardı. Onun dışında şöyle bir gerçeklik de var. Brandfony'de bizim müşteriye tanıdığımız bu avantajların dışında çok önemli bir avantaj var. E-ticaretin çok ciddi anlamda önem verdiği noktalardan biri iade tarafı. Bahsettiğim 1 milyar TL alışverişi yapan müşteri ürünü defolu olsa dahi iade yapamamış müşteriler. Dolayısıyla biz Brandfony'de yasalar gereği değil, platformun kendi avantajı olarak, kendi müşteriye tanıdığı avantaj olarak biz müşteriye iade avantajı tanıyoruz keyfi bir şekilde. İstediği şekilde aldığı ürünü bize iade edebilir. Biz o ürünü iade alıp kendi depolarımızda stoklayıp tekrar satışa açıyoruz. Bunu şu açıdan yapıyoruz. Müşteriden aldığımız iade, müşteriye verdiğimiz bu avantajın da Türkiye'de bu e-ticaret satışı yapan firmalar çok iyi bilir. İadeler kendileri için çok ciddi sıkıntılar doğurabiliyorlar zaman zaman. Bunun satıcıları da üzmemesi için biz bunu aslında kendi depolarımızda stoklayıp tutup bu ürünü kendi carimiz altında tekrar satışa açıp iadeyi satıcıya yapmıyoruz. Sizin Azerbaycan'da kaç tane üssünüz var? Bizim şu anda Azerbaycan'da 8 tane kargo alım merkezimiz söz konusu. Onun dışında kapıdan kapıya teslimatı yapan bir filo da söz konusu ki biz burada araçlarımızla da müşterinin kapısına teslimat yapıyoruz. Dolayısıyla geniş bir ağ söz konusu Azerbaycan'da. 3 gün dediniz ya, çok iddialı bir süre Azerbaycan için. Türkiye'den bir malı sipariş ettiğinde atıyorum Azerbaycan'daki depolarda yok, Türkiye'de var. Türkiye'den de 3 gün içerisinde oraya gönderiyor musunuz? Azerbaycan'da zaten bizim depomuz yok. Bizim depo mantığımız şu şekilde çalışır. Türkiye'de, yani İstanbul'da, Amerika'da, Çin'de ve Avrupa'da 4 lokasyonda şu an bizim operasyonlarımız söz konusu. Bizim üzerimizden satıcı satış yaptığı zaman ürünü zaten bizim depoda stoklamaz. Bizim üzerimizden satış yaptığı zaman sipariş bazlı paketleyip bizim İstanbul depomuza gönderimini yapar. İstanbul depomuza giriş yapılan ürün ortalama 8 saat içinde, 7 ile 8 arasında değişiyor bu. Ürün çıkartılır bizim tarafımızdan, gümrük işlemleri yapılır ve Azerbaycan müşterisine teslimat üzere depodan çıkışı yapılır. Yani uçakla nakliye yapılıyor o zaman. Evet, hava yoluyla. Çok güzel ya. Yani 3 gün hakikaten şey o bölge için. Yani 3 gün süresinden bahsedince ben şimdi işin yeme içme kısmına da gelmek istiyorum. Yani bu yöresel ürünlerin de aslında gidip gelebileceği bir yere de dönebilir. Var mı öyle bir fikriniz? Çünkü çok ciddi evet. Bir hızdan bahsediyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir gerçeklik var. E-ticaret artık her şeyi barındıran bir platforma doğru ilerliyor. Şu aşamada bizim böyle her şeyi satalım, bütün her şey burada olsun gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Burada aşamalı ilerlemekte fayda var diye düşünüyoruz. Dolayısıyla şu aşamada müşteri özellikle Türkiye'den moda, tekstil ürünlerine çok bir talebi söz konusu. Biz bu taraftaki talebi karşılamaya çalışıyoruz. Çok kısa vadede içeriye alacağımız yeni kategorilerden bir tanesi kitap kırtasiye tarafı olacak ki özellikle Azerbaycan'da son yıllarda Türkçe kaynaklara ciddi anlamda bir rağbet söz konusu. Dolayısıyla biz buradaki yayın evleriyle hepimizin bildiği AVM'lerde dolan markalarla kitap kırtasiye satışı ile ilgili bunlarla görüşmelerimizi şu aşamada yapıyoruz. Bu belki bir sevindirici haber olur Azerbaycan müşterisi izliyorsa çünkü ilk kez duyacaktır. Türkiye'deki bütün kitap anlamında, kırtasiye anlamında var olan ürünleri onlara ulaştırmak için şu an çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok kısa sürede yakın zamanlarda da elektronik tarafını da devreye almayı planlıyoruz. Tabii ki bu elektronik ve bahsettiğim kitap tarafı olduktan sonra gıda tarafını da düşünebiliriz ama şu anda gıda gibi bir planımız masada yok diyebilirim. Nijat Bey, eskiden İstanbul Laleli'de bavul ticareti vardı 20 yıl önceye kadar. Halen var da o eski şeyi yok biliyorsun. Eskiden bu ülkelerden oraya bavul ticaret için gelirlerdi. Belli bir miktar alıp giderlerdi. Bir de İstanbul'u görürlerdi. Siz aslında o işi de dijitale çevirdiniz anladığım kadarıyla. Gelmeden oradan bakacak, bana bir bavul işte tekstil gönder, şunu gönder, basacak tuşa,
Değil mi? Çok güzel bir uygulama. Evet, yani pandemi de biraz, lafınızı kesiyorum Nicat Bey, işi biraz daha bu ziyaret meselelerini zorlaştırdı. Evet. Yani ben gıdayı da o yüzden sordum. Yani Azerbaycan'dan gelen biri burada işte gezip de bir şeyler tatmak istiyorsa bunu şu an sağlaması biraz daha zor, ama yani Brentford ile işte ne bileyim canı Trabzon ekmeği çektiyse 3 gün içerisinde bunu sağlıyoruz. Evet, yani kesinlikle. Şunu da merak ediyorum. Biz acaba Azerbaycan'dan alışveriş yapar mıyız bir gün? Böyle bir çapraz sisteme de geçer mi bu iş? Tabii ki, neden olmasın? Zaten biliyorsunuz dijital tarafta limit yok. Hayal edebildiğimiz her şeyi yapmakta özgürüz. Dijitalin böyle bir özelliği var. Ancak şöyle bir şey, Azerbaycan'dan ve o bölgeden alışveriş yapabilmeniz için, moda ve tekstil tarafından bahsediyorum özellikle, o bölgedeki marka ve üretim altyapısının da gelişmesi lazım. Ne yazık ki maalesef şu an o bölgede çok ciddi anlamda bu Türkiye'de olduğu gibi bir üretim, markalaşma söz konusu değil. Var, yok değil ancak. Olduğu zaman da biz bunu Türk müşterisine memnuniyetle açmayı isteriz. Ama şu anda bizim Brandfony olarak öyle bir hedefimiz yok. Özellikle şunu da belirtmek isterim. Şimdi Türkçe ve TL bazında derken bu yaptığımız 4000'in üzerinde görüşmelerde genellikle şöyle bir soru geldi: siz Türkiye'de satış yapacak mısınız şeklinde, bir de .com.tr olunca. Bunu tekrar üstüne basarak belirteyim. Bizim Türkiye'de satış yapmak gibi bir hedefimiz söz konusu değil. Biz tamamen o bölgeye, bahsettiğim BDT bölgesine odaklanmış şu aşamada durumdayız. Ondan sonraki süreçte BDT'deki döngüyü 2025'te tamamladıktan sonra İran pazarı, Körfez pazarı gibi farklı pazarlara da Türk müşterisinin, Türk satıcısının ürününü ulaştırmayı hedefliyoruz. Ancak Türkiye'deki hali hazırda var olan büyük yapılarla yarışmak gibi, onların pazarına ortak olmak gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Ya neden işte BDT diyecektim, aslında siz de açıkladınız. En zor coğrafyaya, en zor bölgeye talip oldunuz. Büyük oyuncular oralara çok bakmıyor çünkü bakir bir alan. Bunun sonunda da büyük bir ihtimalle büyük oyuncular gelecek, size şirketi satın almak isteyecekler. Belli bir hikayeden sonra 2023'ler, 2024'ler, belki daha erken. Böyle bir talep geldiğinde ne düşünürsünüz? Şöyle söyleyeyim, şu anda biz zaten Star Group bünyesindeki 10'un üzerinde firmayla zaten kendi içimizde bir burada finansal çözümlere kavuşturuyoruz bütün çalışmalarımızda. Dolayısıyla bizim dışarıdan bir yatırım almak gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Ama bu satın ilerleyen... almak isterlerse? Efendim? Sizi satın almak isterlerse büyük oyuncular? Bu o zamanı geldiğinde masada konuşulacak bir konu. Dolayısıyla buna şu andan bir şey söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ya çünkü o coğrafya mevzuatı da bilenler için bilirler. Oralar gerçekten zor. Yani coğrafyalar, oralarda gümrükleme işlemleri olsun, işte lojistik, sizin yaptığınız 3 günde gönderiyorsunuz. Ve bürokrasiyi aşmak da gerçekten zor bazı ülkelerde orada. Bunu çözüp 3 gün içerisinde karşı tarafı teslim etmek büyük bir başarı. Zaten büyük oyuncular da büyük bir ihtimalle o pazarlara ondan dolayı belki de ilgi göstermiyorlardı. Ama siz şimdi orada böyle bir pazar oluşturuyorsunuz. Orada büyük bir emek var aslında sizin tarafta. Böyle bir kitle, müşteri kitlesi oluşturuyorsunuz. Bir süre sonra oradaki yükselen pazar olduğu zaman eminim büyük oyuncular işin kolayına kaçacaklar. Yani cehennemi cennete siz çevirdik sonra muhakkak talep eden olacaktır diye ben de öngörüyorum. Sohbet çok keyifli ama programımızın son dakikalarına da geldik Adnan Bey. Sorunuz var mı? Son sorum şu olacak. Türkiye'den teşviklerle ilgili neler yapıyorsunuz? Çünkü aslında siz Türkualite dediğimiz hem TL hem Türkçe ve Türk ürünlerini ihraç ediyorsunuz. Bununla ilgili destekler alıyor musunuz? Çok kıymetli bir şey, evet. Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili çok geniş kapsamlı Türkiye'deki, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekler var. Bunu zaten siz de bilincindesiniz. Ancak biz şu ana kadar böyle bir teşvik almak için girişimde bulunmadık. Herhangi bir şekilde bununla ilgili bir destek de almadık. Böyle bir aldığımız teşvik de söz konusu değil. İlerleyen sürede belki böyle bir adım atıyor olabiliriz ama şu anda masada olan bir konu değil bizim açımızdan. Okay. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz şimdilik diyorsunuz. Star Group olunca değil mi? Harika. Eklemek istedikleriniz var mıdır Nicat Bey? Eklemek istediğim şu şekilde olur. Türkiye'deki satıcılara bu bölgede ciddi bir potansiyelin olduğunu ben tekrardan iletmek isterim. Genellikle altyapı olmayınca çok kısa bir şekilde kendileri
Demek ki talep de yoktur diye düşünebiliyorlar. Ancak bu böyle değil. Son 3 yılda bu aracı sistemlerin bir ile başlayıp 100 tane firmaya yükselmesinin sebebi ciddi anlamda bir talebin olması. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'deki satıcıların ürünlerine ciddi bir talep var ve kendilerinin ürünlerini o bölgeye ulaştırmaya talibiz. Bizimle iletişime geçebilirler. Harika. Okey. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür Çok ederiz. keyifli bir sohbetti. İyi ki varsınız. Brand Fonie'de başarılar diliyoruz efendim. Çok ihtiyacı varmış gibi görünmüyor ama olsun. Biz yine de iyi niyet dileklerimizi iletmiş oluruz. Nicat Ahmadov'la beraberdik efendim. Umarım sizler de keyif alırsınız programımızdan. Bir sonraki Teknogündem programı ile görüşene dek hoşça kalın. Hoşça kalın.